Terör örgütü sempatizanları yine İsveç'te sokağa çıktı. Göteborg kentinde terör propagandası yapıldı. Terör örgütü yandaşları PKK flamaları ve terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşıdı. İsveç polisi yaklaşık 2 saat süren eyleme müdahale etmedi. Eylemin Brüksel'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında toplantı yapıldığı gün düzenlenmesi ise dikkat çekti. İsveç her fırsatta PKK'yı terör örgütü olarak tanıdığını ifade ederek terörle mücadele ettiğini belirtiyor ama PKK yandaşları İsveç'in çeşitli kentlerinde eylemlerini sürdürüyor. Terör örgütü yandaşları geçen hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de belediye binası ve kentin simge yapılarına PKK'nın sözde bayrağını ve Öcalan resimlerini yansıtmıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal Brüksel'de NATO karargahında İsveç ve Finlandiya heyetiyle ve Genel Sekreter Stoltenberg'le görüştü. Kalın Türkiye'nin taleplerini yineledi. Stoltenberg de İsveç ve Finlandiya'nın üyelik umudu azalıyor dedi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de önemli bir toplantı vardı. Cumhurbaşkanlığı Danışmanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın bulunduğu Türk heyet NATO karargahındaydı. Burada NATO'ya katılma kararı alan İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştüler. Kalın ve Önal görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi. İbrahim Kalın, Türkiye'nin iki ülkenin üyeliğini onaylamak için taleplerini yineledi. İsveç'in somut adım atması gerektiğini söyledi. Beklentilerimizin özellikle bu ülkelerdeki PKK terör örgütü ve onun iltisaklı grupları olan YPG, PYD gibi örgütlerin ayrıca FETÖ, DHKPC gibi diğer terör örgütlerinin faaliyetlerine tamamen son verilmesi ve bunların buradaki mevcudiyetinin sona erdirilmesiyle ilgili olduğunu da açıkça ifade ettik. Temel beklentimiz Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit teşkil eden bu tür terör örgütlerinin buradaki yapılanmasının, para toplama, adam devşirme, propaganda gibi faaliyetlerinin sona erdirilmesi, İsveç devletinin acilen adım atmasını biz tabii ki bekliyoruz. Bu onların da ulusal çıkarınadır. Bu ittifaka üye olmak isteyen bir ülke olarak onların da yerine getirmesi gereken bir yükümlülüktür. İbrahim Kalın'a terör örgütü PKK yandaşlarının Stockholm'deki eylemleri hatırlatıldı. Kalın, İsveç'in yeni terörle mücadele yasası kapsamında adımlar atmaya hazırlandığını söyledi. Biz İsveçli mevkidaşlarımızla bu konuyu da açık ve net bir şekilde konuştuk. Kendileri bu durumdan duydukları rahatsızlığı ifade ettiler. Somut olarak bununla ilgili ne tür adımlar atacaklarını da hep birlikte göreceğiz. Bize söylenen 1 Temmuz itibariyle İsveç'te yeni bir terörle mücadele yasasının yürürlüğe gireceği ve bu kapsamda da bir takım yeni adımların atılabileceği ama bunların tam olarak spesifik manada ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Türkiye'nin taleplerinden biri de Türkiye'ye yönelik silah ambargosunun kaldırılması. Kalın bu konuyu da toplantıda dile getirdiklerini söyledi. Müzakerelerin sürdüğünü ifade ederek atılacak somut adımların sürecin ilerleyişini belirleyeceğini vurguladı. Türkiye, Brüksel ziyareti kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le de bir araya geldi. Genel Sekreter toplantı sonrası açıklama yaptı. İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılım ihtimalinin azaldığını görüyorum dedi. Stoltenberg, 28 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO zirvesinde Türk, Finlandiyalı ve İsveçli yetkililerle masaya oturacak. İsveç ve Finlandiya heyetleri 25 Mayıs'ta Türkiye'ye gelmişti. İlerleme sağlanmadan sona eren görüşme sonrası tarafları arasında belge alışverişi yapıldı. İsveç ve Finlandiya'nın gönderdiği belgeleri yetersiz bulan Türkiye, karşı belge hazırladı. Müzakerelere işte bu belge üzerinden devam etti. Türkiye, NATO'da terör örgütlerine ev sahipliği ve destek yapan ülkelerin yer almamasını istiyor. İki ülkeden terör örgütü PKK-YPG'ye karşı somut adım atmasını ve topraklarındaki teröristlerin iadesini istiyor.